Merhaba, şimdi bu yeni bir şey deniyorum tekrar, evet. Bilgisayar üzerinde Facebook Live'a girdim. 5 haftadan sonra Chrome bana izin verdi. Şimdi bir kez Instagram ilave etmeye çalışıyorum. Bu tabii ki her zaman o kadar değil. Şimdi biliyorsunuz sizden gelen sorular hep bu Facebook Live'da cevap vermeye çalışıyorum. Bugünkü konu krem yapımı olacak. Bugün ama çok yani genel anlatmam gerekir. Yoksa direkt krem tarif için de giremiyorum. Kusura bakmayın, kolum görüyorsun, ben hala şeye giremedim, Instagram'a. Live. Yes, kameralara aynı yerde değil. Bu kız ondan biraz garip olacak bu iş. Merhaba, şimdi Instagram'da online girdim. Bugün krem yapımı ile ilgili konuşacağız. Baya bir uzun izledim. Bazı gelecek birkaç gün içinde de resimlere ekleyeceğim. Instagram'a, Facebook'a daha kolay olacak diye düşünüyorum. Merhaba Lotus sabun. Şimdi bunu aynı yüksekliğe ayarlasaydım daha iyi olacaktı. Bir saniye. Bilgisayar yükseltmek için biraz böyle daha iyi mi? Tamam. Şimdi tek Instagram'daki yorumları göremiyorum. Bir saniye. Oldu mu? Dediğim gibi bugün biraz hepsi farklı görüyorsunuz. Bugün de arka fonda farklı. Yoksa önce hep odamda bir tane kocaman pano vardı. Hoş gözüküyorsa odam kullanmak mümkün değildi. Durmak istemiyor. Şimdi biraz yanmak. Oldu mu? Olmadı. Daha beter oldu. Neyse, artık böyle tutmam. Yorumları aşağı yukarı görüyorum her ikiniz her iki yerde. Tek kameralar aynı yer değil. Gelecek hafta biraz daha iyi olacak inşallah. Bugün krem yapımı ilgili sorularınız vardı. İlk olarak şimdi bakalım bu istediğim gibi oluyor mu? Evet oluyormuş. Aha. Veya olmuyormuş. Dediğim gibi bugün biraz komplike oldu olayı. Merhaba sen. Merhabalar herkese. Tamam, Instagram'da izleyici çoğaldı. Facebook'ta çoğaldı. Çok güzel. Hoşuma gidiyor. Şimdi krem ve krem yapımı ilgili. İlk olarak onu önden söylemek istiyorum. Çünkü bazen krem diyenlere krem her zaman aynı olmuyor. Yani şey, pardon. Krem genelde su bazlı bir üründen bahsediyoruz. Yani en az ben krem deyince içinde kesinlikle su var. Diğerleri benim için merhemli. Yani sırf yağ bazlı ürün merhem olacak. Yağ bazlı ürün merhem oluyor. Bu yüzden ona dikkat edelim lütfen. Yani çünkü bazen konuşunca ya bir şey anlatırken sadece yağ merhem düşünüyoruz ama krem diyoruz. Yani o ilk büyük farkı su bazlı krem ürünler ve losyondan bahsediyoruz. Şimdi krem ve losyon arasındaki fark nedir? Şimdi tuttu oradaki Instagram. krem ve losyon arasındaki fark nedir? Krem ve genelde daha yoğun bir ürün, losyon daha sulu bir ürün. O gerçekten tek farkı o. Yani su miktarı farklı oluyor. Krem ve losyon arasında başka bir fark yok. Uygulama tarzları belki farkı var. Losyon genelde daha böyle bütün vücut ürünler için kullanıyoruz. Kremle daha yüz ürünler için. Ama tarz olarak, ürün olarak başka bir fark yok su miktarı dışında. Şimdi nedense burada böyle yapmam lazım. Kimyasal olarak, yani kimya strüktür olarak kremler nedir? Onlar bir emülsiyon tarzı. Emülsiyon
En basit düşün örnek evde mayonez yapıyorsanız o zaman siz de bir emülsiyon yapıyorsunuz. Emülsiyonda ne de? Emülsiyonda bir tane ya su var içerik olarak, yağ var içerik olarak ve emülgatör. Şimdi mayonez de soruyorsun o nedir? Suyumuz o da sirke, o da en az sulu bir ürün. Ya genelde zeytinyağı veya çiçek yağı evde ne varsa. Ve emülgatör o da yumurta sarısı, evet. Emülgatör görevi görüyor. Çünkü yumurta sarısı için lesitin var. Lesitin hafif bir emülgatör. Bu mayonez çabuk ayrışıyor tekrar. Yani dayanıklı bir krem mayonezden olmaz. Nasıl oluyor bu? Sulu bir ortamda yağ koyuyorsunuz. Çalkarken veya karıştırınca bu yağ su içinde ufacık damlacıklara oluşuyor. Bu damlacıklar etrafında bizim emülgatör yerleşiyor ve bir su bağlantı yeri var bu emülgatörün. Sabun da biraz sabun temizliği aynı teknik kullanıyor. Yani içinde yazıven yağ var. Emülgatör yazıven bölümü yağın etrafında bir kaplama yapıyor. Emülgatör su seven tarafta su tarafta bakıyor ve suyla bir bağlantı oluşuyor. Böyle krem yapıyoruz. Bu yüzden de bu sütlü oluyor. Çünkü bir anda ikisi karışım oluyor da. Burada not olarak ne yazdım kendi? Şimdi sadece bununla üçü karıştırmak yeterli olmuyor. Çünkü emülgatör miktarı önemli oluyor. Yağ miktarı önemli oluyor. Ve aynı zamanda karıştırma tekniğimiz ve zamanımız o da önemli oluyor. Güzel bir krem yapmak için. Ben bugün biraz... Pardon, Instagram kaçtı. Şimdi, krem birleşimleri. Bir saniye, geri geldim inşallah. Şimdi krem birleşimi. Krem birleşimi dediğim gibi su, yağ katılısı ve olabilir emülgatör ve genelde güzel krem yapmak için kıvam verici ve kesinlikle koruyucu kullanmamız lazım. Çünkü su bazlı bir ürün. Nerede su koyuyorsak o zaman daha koruyucu kullanmamız lazım. Bir kimse o krem ne kadar dayanıklı oluyor onu bir istersen sorular en son olarak toplu halinde yapayım benim için daha kolay olacak. Şimdi şu beş parçaları yani su, yağ, emülgatör, kıvam verici ve koruyucu dışında keyfimize göre ve amacımıza göre keyif o da biraz yanlış olabilir de nemlendirici özleri, vitaminleri, kısaca etkin maddeleri, esans ve boya ilave edebiliriz. Şimdi temel bir krem birleşimi size şimdi yüzdelere söylemekten bilmiyorum. Söyleyeyim mi? Yani genelde bir temel kremin %5-30 arasında yağ var. %3-5 arasında kıvam verici var. %3 ve 6 arasında emülgatör. O emülgatöre ve yağa bağlı. Ve yüzeye kadar dolduruyoruz su var. Bunun dışında genelde kullandığınız koruyucuya bağlı %5 ve %1'e kadar koruyucu var. Dediğim gibi o miktar kullandığınız koruyucuya bağlı. Genelde gördüğüm kadar %7 ile aşağı yukarı bütün koruyucuları doğru miktarda yakalıyorsunuz. Ama o şu anda elimde gördüğüm kullandığım koruyucuya üzerine konuşuyorum. İlave olarak bu ilaveleri su miktardan düşürüyoruz. Yani kremden bir şey çıkartıyorsanız veya ilave ediyorsunuz her zaman su miktarı ona göre ayarlamanız gerekir. %2-3 arasında nem tutucu. Biraz sonra açıklama yapayım. %1-5 arasında aktif madde. Maksimum %2 esans ve uçucu yağ. Kremle kalıcı bir ürün olduğumuz için daha yüksek miktarlar esans kullanıyorsanız bazı kişiler tepki gösterebilirler. Genelde de yeterli oluyor. Ne yani en az ne kadar
sezonuna yakın sürüyorsanız o kadar az kullanın. Çünkü zamanla çok çabuk bitiyorsunuz ve yani ürün kullanmamak istemeye başlıyorsunuz. İsterseniz renklendirici ilave edebilirsiniz. Sedef sıvı boya bile olabilir. Oksitler de bazen çökme yapıyorlar. Ona dikkat etmemiz lazım. Ve bunları maksimum binde iki kullanıyoruz. Yoksa smurfle oluyoruz mesela mavi olunca. Burada yan not olarak evde düzgün bir tane güneş kurucu yapmak mümkün değil. Lütfen onu özellikle çocukla kullanmak istiyorsanız yapmayın. Doğal da olsa düzgün olmuyor. Teknik nedeniyle düzgün olmuyor. Tamam, içeriklerimiz elimizde var ama evde yapabilecek karışım tekniğiyle düzgün dağıtılmış bir tane fiziki film oluşturamıyoruz. Yani o burada yan olarak söylemek istiyorum ise çünkü yani çok zorla geliyor. Şimdi kıvam verici örnekleri vermek istedim. Hatta buldum benim listede, kusura bakmayın. Stearic asit ve stil alkol mesela kıvam verici. Bazı yağlarda, özellikle katı yağlarda kıvam verici görevi yani yapabilirler de gene de yeterli olmuyorlar. Emulgatör olarak elimizde şu anda Vetch Wax var. Emul Pul ve CE Blend. CE Blend genelde saç ürünler için kullanıyoruz ama o normal bir krem emulgatör. Özellikle erkek ürünler için tercih eden bir emulgatör çünkü kuru bir his bırakıyor. Yani kuru olma pudralı bir his bırakıyor. O belki daha doğru kelime. Başka ne koruyucu örnekleri? Ben şimdi burada kil oluyorum. Kusura bakmayın arada da. Görüyor mu? İyi. Yok, o da olmuyor. Kusura bakmayın. İstediğim gibi ayarlamadım onu bugün. Şimdi biraz daha iyi oldu. Koruyucu olarak elimizde K703 var. Buna kullanınca dikkat etmemiz lazım. pH kullanabilecek pH ayarı düşük. Şu anda en favorimiz koruyucu PCS. O güzel, geniş spektrumlu bir koruyucu. Ondan en kolay kullanabilecek bir koruyucu. Nem tutucu örnekleri. Glycerin, sodyum laktat, aloe vera suyu, garip şeyler, bal, şeker. Onlar hepsi nem tutuyor, tutucu olarak geçiyorlar. Kimyasal yapı nedeniyle onlar ortamdaki nem bağlama yazıyorlar. Aktif madde olarak E vitamini olabilir, bitkisel özleri, pantenol, böyle şeyler. Şimdi bunlar sadece güzel krem yapmak için yetmiyorlarsa çünkü yağları doğru seçmek, ilaveleri doğru seçmek burada da önemli not oluyor. Özellikle yani sadece nemlendirici krem yapmak istemiyorsanız yağ seçenekle özleri seçenek önemli oluyor. Tekrar bir tane soru sizden geldi ve onu burada da iki defa söylemek istiyorum. E vitamini bir koruyucu değil. Nokta. Koruyucu değil. Yani onu lütfen dikkat edin. Yağları bozmadan, acımadan koruyor. Kremleri, su baslı kremleri küflemeden korunmuyor. O çok önemli. Ona gerçekten lütfen dikkat edin. Yağ bazlı bir ürün yapıyorsanız E vitamini kullanın bozulmayı engelliyor. Yani yağın acımaya engelliyor. Ama bir su baslı ürün bozulmaya, küflemeye, mantar oluşumda engellemiyor. Tamam. Şimdi ne kaldı? Şimdi dengeli, güzel bir krem yapmak için üç tane faktör dikkat etmemiz lazım. Dediğim gibi blog yazı olarak o hepsi de var ve ona göre destekleyen resimler var. Çünkü biliyorum böyle videoda biraz zor oluyor. Bir tane nem tut cilt pardon. Bir tane besleyen yağ ilave etmemiz lazım. Cildi besleyen
ürün hamadı ilave etmemiz lazım. Bir tane nem tutan hamadı kullanmamız lazım ve bir tane ölçücü fonksiyon gören bir içerik lazım. Şu üçü cildinize, isteğinize, ihtiyacınıza göre seçebilirsiniz. O da serbestsin ama üçünden bir tane kullanmak en güzel krem ortaya çıkıyor. Çünkü bir krem amacı cilt en sonuçta cildi beslemeye korumak ve nemlendirmek. Bu ondan yani bu üçü kullanın. Şimdi cilt besleyen nedir? Genelde kosmetik kimya bu emolyent olarak geçiyor. Türkçe onların çevirmeler bazen garip oluyor. Cilt besleyen olarak en düzgün bir tercüme bence. Bir emolyent nasıl çalışıyor? Cilt tabakamız düşünün. Cilt tabaka böyle tabak tabak şey tuğla gibi düşün üst üstü. Ve kuru bir cilt ya da buzuk bir cilt yani kesik ya da bir şey varsa şu tuğlan aradaki ders patladı, çatladı, tuğla da çatladı. Bir emolyent ve cilt besleyici şu üstüne krem, yani yüzüm pardon cildimize sürünce şu çatlaklara giriyor ve orada onları dolduruyorlar. Böyle yani cilt bir tarafta daha yumuşak alıyor, diğer tarafta şu çatlamaya büyümeyi engelliyor. İkinci olarak dedik bir tane örtücü lazım. Bu occlusive olarak geçiyor. Şu ne yapıyor? Bir örtücü cildin üstünde hafif incecik bir film yapıyor. Tıkanma bu yapılmaz. Yani o bir plastik poşet sonuçta değil. Gene de onda wax türleri. Bunda cildimiz üzerine incecik bir tabaka yapıyor. Bu tabaka ne yapıyor? Bu tabaka cildimizdeki nem cildin dışarı çıkmaya engelliyor. Yani cildi nemli tutmaya yardım ediyor ve cildin nem kaybı azalıyor. Böyle cilt kendini kendine iyileşebilir, kendini kendine koruyabilir. Çünkü dışarıdaki faktörlerden uzak duruyor. Yani düşün, bir ceketiniz üstünde varsa daha kolay kendinizi sıcak tutabilirsiniz. O da en son şey, aynı tarz fikir tekniği. Ve en son olarak nem tutucu var, pardon. Humektant olarak geçiyor genelde. Bunlar önce söylediğim gibi gliserin mesela klasik örneği. Bu nasıl çalışıyor? O da cildin üzerinde kremleri sürüyoruz ve ortamdaki nem tutucu kendine çekiyor ve böyle cildin bundan faydalanabilir. Yazın da veya yağmurlu günlerde bir gliserinli pardon hand kremi değil el kremi kullandıysanız onu bazen belki fark ediyorsun böyle yapış yapış oluyor. Sürdükten sonra. Yani bu nem tutucunun görevi. Bu da dediğim gibi dışarıda olan nemi, yani havadaki nemi kendine çekiyor. Böyle elinde daha nemli, daha bir yumuşak bir his bırakıyor. Ve aynı zaman cilt o bu çektiğin nemden faydalanabilir. Çünkü en sonuçta üst tabakta kalmıyor krem. Üst deri tabağa inmiş oluyor. Krem ve böyle cildi içinde bu nemde alabiliriz. Nerede sadece dikkat etmemiz lazım? Çok yüksek miktarlarda gliserin kullanıyorsak o zaman gliserin etrafındaki nem belki çekmeyebilir. Cildimizdeki nemi çekiyor ve dışarı veriyor. Böyle çok yüksek gliserin miktarlarda ve nem tutucu miktarlarda cildimiz daha çok kurutabilir. Ama dediğim gibi o abartılı yüksek miktarlarda ve sadece aklınızda tutun. Yani boy nemli olsun da hepsinin bir dengesi var. Şimdi örneklere size vermek istiyorum tekrar. Cilt besleyici ne olabilir? Cilt besleyici mesela, ona sadece örnekle. Badem yağı, argan yağı, Hindistan ceviz yağı, üzüm çekirdeği yağı genelde cilt besleyici olarak geçiyorlar. Kapatıcı ya da örtücüler, vazelin, biliyorum bitkisel değil ama hala onun yeri var.
Bebek ya, lanolin, kakao ya, shea ya ve balmumu. Nem tutucu olarak bazı örnekleri önce söyledim. Glycerin, sodyum laktat, zeytinyağı, şeker, laktik asit. Zeytinyağı size burada garip gelebilir ama gerçekten zeytinyağı nem tutucu özelliği var. Düşük miktarda da ama yani aklınıza olsun. Şimdi başka ne sordunuz? Cilt tipe göre yağları. Her cilt için tabii ki ayrı daha uygun bir yağ var ama kişi olarak çok özeliz, çok kişi yani her kişi farklı olduğu için bu yağ bütün kuru ciltler için uygun demek de her zaman doğru değil. Deneyin yani mesela ben yeni bir formül oluşunca önce formüllerin tek tek parçaları deniyorum. Yani zeytinyağı saf halinde deneyin. Güzel mi, değil mi, beğeniyorsunuz, beğenmiyorsunuz, notları alın. Cildinizin için uygun göre seçin mesela. Yani yağlı bir cildiniz varsa genelde daha hafif yağları. Ben şimdi kendime bakmam lazım, aklımda bilmiyorum. Pardon. Karpuz çekirdeği yani mesela yağlı cildler için uygun. Bazı yağları her cilt için uygun. Klasik kremleri eskiden tatlı badem yağından yapılıyordu. Hindistan cevizi genelde her cilt tipe göre uygun oluyor. Zeytinyağı karma cilde kadar yani kuru, olgun, normal ve karma cilt kullanabilir ama karma cilt biraz sivilcele kaçıyorsa genelde zeytinyağı mesela ağır olabilir. Diğeri burada dikkat etmek zorunda kaldığımız nokta raf ömrü. Yani bazı yağlar çok güzeller ama 2-3 hafta içinde bozulma yapıyorlarsa krema yazık, işinize yazık. Pardon bir de bu soru var. Oranları resim olarak size paylaşayım sonra. Nem tutucular ve bir şeyleri. Başka burada ne var? Şimdi yağ nasıl seçiyor? Sadece cilt tipimize göre değil, hassasiyete göre, raf ömrü göre, istediğimiz amaca göre onu da dikkat etmemiz. Diğer tarafta da çabuk emilen yağları var. Yani sürüyorsun, çabucak yok oluyor. Tatlı badem yağı mesela ya da Hindistan cevizi triglycerit böyle bir yağ. Masajları yani yağa göre hızlı emiyor. Diğer tarafta mesela elinizde vazelin bir kez sürdüyseniz o çıkmıyor ve çıkmıyor. Sanki inmiyor ve inmiyor cildine. Yani onu da bir faktör olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tek tek denemek lazım. Benim tavsiyem burada ilk defa krem yapmak istiyorsanız ya Hindistan cevizi yağı ya da badem yağı kullanın. En güzel kremler yapıyor. Saf zeytinyağlı kremler genelde memnun kalmıyoruz. Çünkü çok çabuk bozuluyor ve ağır geliyor. Tamam yağların emili hızı size tabela halinde de sunacağız. Pardon masamızı da. başka ne var? Bir krem nasıl yapılır? İlk olarak saf suyumuz lazım. En güzel sağlıklı olsun, bakteri olmaması için bu su kapalı yani kapalı halinde 20 dakika kaynatalım. Yeni kaynaklarda artık kaynatmayalım diyorlar, gerek yok diyorlar da bence ufak miktarlara yapıyorsanız yani kendinize için belki ama genelde kaynatılmış su daha iyi oluyor. Su kaynatalım. Sonra yağlarımız. Kullandığımız bütün yağları, aktif ham maddeler ve korucu hariç, parfüm korucu hariç, yani nem tutucu. Şimdi kendime liste bakmam lazım pardon yoksa karışacağım. Aklım kaçacağım. Yani yağ, kıvam verici ve emulgatör beraber tartın. Suyla beraber, ben tek sistem kullanıyorum, daha kolay. Suyla beraber bir kaba koyun, kaynatılmış suyla beraber. Bu kavanoz da olabilir.
cam kavanoz da olabilir ya da bizim cam ölçü kabı bir su banyosuna yerleştirin. Şimdi burada su banyosu neden? Çünkü yağlarımız çok yüksek sıcaklıkta bozulma yapıyorlar. Su banyosu bile su kaynıyorsa maksimum 70 derece ulaşıyor. Böyle kendimizi koruma alıyoruz. Salama yapıyorsa altında bir tane metal çember ya da kayınvalidemde süt taşı var, onu koyun. O da işe yarıyor. Yani kavanoz sıplamasın. Devirebilir ondan. Bunu eridene kadar su banyosunda tutun. Su banyosundan eridiğin anda su banyosundan çıkartın. Eliniz varsa benim pardon, şununla eliniz varsa karıştırabilirsin. Önemli olanı hava çekmesin. Yani dümdüz içine koyun. Böyle bir kez yapın, hava çıksın. Bundan sonra tekrar sıvı içinde çevirin. Ve kaldırmadan çekin onu. Şimdi yaklaşık 2-3 dakika küçük miktarlarda ya 100 gram maksimumda yapıyorsan 1-2 dakika yetiyor. Daha yüksek miktarlarda daha uzun zaman lazım ve soğutana kadar onu karıştırmanız lazım. Yani her 10 dakika, her 15 dakika bir kez onu çekmeniz lazım. Elinizde bu yoksa ya da kullanmak istediğiniz miktarları çok düşükse, pardon, kavanoz kullanın ilk olarak. İkinci, kavanozun kapağını lazım. Erittikten sonra kapatın. Bez lazerinin genelde çünkü sıcak oluyor. Ve çatlak gibi çalkalayın. O da soğutana kadar sürekli. Çok uzun dayanıklı yani ayrışmayan bir krem yapmaz ama 1-2 hafta, 3 hafta bazen bile kullanmaya yeterli oluyor. Zaten ufak miktarda genelde yani 50 gram 1-2 gün içinde 1-2 hafta içinde genelde kullanıyoruz. Tamam, çalkaladık. Bak, unuttum devamı. Çalkaladık. Ve krem halinde oldu. Şimdi el sıcaklık olduğun zaman da yani 40 derece civarında genelde koruyucu ilave edin. İsterseniz esans ilave edin. İsterseniz özlere, vitaminlere, bu etkin maddelere ilave edin ve tekrar çatlak gibi çalkalayın. Ya da mikserle çekin nasıl ne varsa, varsa. Bundan sonra krem istediğiniz kavanozu doldurabilirsiniz ya da hemen doldurmak istemiyorsanız kavanoz açın. Üstünde bir bez koyun ama ya kağıt havlu ya da neydi? Tülben tarzı bir şey. Önemli olanı çünkü hala biraz sıcak ya, buhar oluşuyor. Buhar geri damlamasın kavanoza. Yoksa daha çabuk küflemeye yapabilir. Krem tamam soğuduktan sonra ya da yani krem tamam soğuduktan sonra kavanoza doldurun ya da o şimdiki anda kavanoz kapatın. Ya bile önce tamam soğumadan önce doldurma yaptıysanız kavanozunuzu kapatmayın. Örtün. Tamam, o da sıcaklığa gelsin. Bundan sonra onu kapatabilirsiniz. Çünkü gerçekten buradaki en önemli şey su bizim buradaki düşmanım. Çünkü su içinde bakteri üretebilir. Bakteriler sıcak ya yem ve su istiyorlar. Ve krem içinde üçü de var. Yani başka benim demek istediğim burada önce hazırladığım şey yok. Ama sizin sorunlarınız var. Dünden beri birkaç tane sorunlar geldi. Şimdi kremler ne kadar dayanır bir kimse soru. Su bazlı ürün, koruyucu kullanmak istemiyorsun ya da numune ürün yani gerçekten bir 50 gram, 30 gram yani böyle numune çalıştıysanız buzdolapta 2 hafta maksimum dayanır. Dışarıda bırakıyorsanız 1 hafta. Antalya'da sıcak banyoda yazında bu kadar büyük ihtimalle bile dayanmaz. Burada dikkat etmemiz lazım. Bile krem hala iyi görüyor, gözüküyorsa içinde fazla bakteri oluşmuş olabilir. Yani küf olduğun anda
Bu krem 2 hafta önce bozuldu en az. O da önemli. Şimdi böyle bir tane kurutucu sus krem denemek için yapmak istiyorsanız kesinlikle parmaklara girmeyin. Bir tane temiz kaşık, çubuk elinizde yani direkt parmağa sokmayın. Çünkü parmak da yıkamış halinde de oluyorsa üstünde hala her zaman birazcık bakteri olabilir. Bir krem sürmeden önce dezenfeksiyon yapmak yani o da olmaz. Yani dedim maksimum 1 hafta buzdolabına saklayın daha iyi. Ve böyle bir ürün satmaya, paylaşmaya düşünüyorsanız kesinlikle hayır. Olmaz yani koruyucusuz bir ürün, subaslı bir ürün hayat tehlikeli bile yapabilir. Cildinizde bir tane çatlak varsa bu bakteri vücut içinde giriyorsa yara nedeniyle çok büyük sıkıntı yaratabilir. Yağ bazlı bir krem yapıyorsunuz. Onu başlangıçta konuştuğumda tekrar burada da söylemek istiyorum. Saf yağ bazlı bir ürünse o zaman en kısa raf ömrü olan yağın raf ömrü geçerli oluyor. Yani diyoruz Hindistan cevizi kullandık. Onlar genelde 2 sene raf ömrü var. Ve yanında üzüm çekirdeği koyduk. Üzüm çekirdeği yaklaşık 6 ay raf ömrü var. Genelde bu krem 6 aydan fazla pek çıkartamıyor. Bazen birbirini etkileniyorlar, biraz uzatıyor ama dediğim gibi aklınıza olarak, kaba hesap olarak her zaman en düşük raf ömrü geçerli oluyor. Bozulması için E vitamini kullanımı zorunlu mu? Şimdi önce bir kez onu da söyledim de tekrar söylemek istiyorum çünkü önemli nokta. E vitamin bir antioksidant. Notlarım güzel değil mi? E vitamini bir antioksidant ve yağların acımaya engelliyor. Ama krem bozulması engellenmez. O çok önemli gerçekten. Yağ bazlı ürünler, kremlerde de sadece E vitamini cilt için iyi geliyor da kullanmıyoruz. Genelde yağ bozulmasın, yağ daha uzun zaman dayansın ilave ediyoruz. Mesela E vitamini %2 genelde kullanmaya tavsiye ediyoruz. İsterseniz yağ bazlı ürün yani yağını raf ömrü uzatmak için 1/2 biberiye yağı da ilave edebilirsin. İkisi de beraber E vitamini ve biberiye yağı beraber çok güzel bir tane antioksidan karışımı yapıyor ve yağların raf ömrü gerçekten çok güzel uzatıyor. Aynı zamanda antioksidan yani bütün yaşlama derdimiz antioksidan da bağlı çünkü güneş nedeniyle cildimizin antioksidan dengesi bozuluyor. Başka ne? Yağlı bir his bırakılmasın bir kimse oldu. Şimdi burada birkaç tane faktörler var. Yağlı bir kremi genelde yağlı yağdan kaynaklanıyor. Yani yavaş emilen bir yağdan kaynaklanıyor. Mesela çok yavaş emen bir yağ. Şimdi Hint yağı sadece aklıma geliyor. Bunları nasıl azaltabiliriz? Bir tarafta tabii ki kullandığımız yağları seçerek çabuk emilen ya da en az orta emilen yağları seçerek ya da birkaç tane püf noktaları var. Çoğu yurt dışında merhemlere yapanları nişasta ilave ediyorlar. Genelde arrowroot kullanıyorlar. Bunu ama şart değil. Mısır nişasta, pirinç nişasta da kullanabilirsin. Ufak miktarlar denemeniz lazım çünkü her nişastan biraz farklı bir tepki var. Bir zararı yok, bir bozulma da yol açılmıyor. Yani o bir yöntem. Diğeri bazı ilaveler, mesela Hindistan cevizi trigliserit kullanıyorsunuz, o biraz daha hafif bir krem yapıyor. Aynı zamanda stil alkol ilave ediyorsanız ya da CE blend ilave ediyorsanız o da kremini daha kuru bir his bırakıyor. Tabii ki yapmak istediğiniz ürüne bağlı bu ilaveler belki size uygun olmuyor ama yani onu aklınıza tutun. Şimdi burada Demet Hanım da sordu. C vitamini koruyucu görevi görüyor. Hayır. Yani C vitamini, E vitamin gibi bir tane antioksidan yağların bozulmasını engelliyor.
ama kremle bozulması engellemiyor. Gıda ürünlerde de bazen C vitamini kullanılıyor ama orada farklı bir çalışma mekanizma oluyor. Ondan koruyucu olarak adlandırılır. Ama klasik kosmetik anlamda bu bir koruyucu değil. Yani. Başka sizden burada gelen soruları görmüyorum. Biliyorum bugün çok uzun oldu. Neredeyse bir saat. Wow. Yok yarım saat pardon. yanlış baktım. Çok zor bir konu özellikle. Adım adım şimdi gelecek birkaç gün içinde hazırladığımız görseller sizinle de paylaşacağım. Sorularınız varsa sorun. Ben ona tek tek cevap veriyorum. Yani ya Instagram'da ya da Facebook'ta da sürekli cevap veriyorum. Sıkıntı değil. Her zaman hepsi aynı anda burada yapamıyorum. Ve tek kişi olduğum için de hem burada hem şurada bakamıyorum. Takip edemiyorum. Kusura bakmayın. Şu anda öyle. Dediğim gibi başka bir sorularınız varsa krem yapımı ilgili Facebook'tan, Instagram'dan, blog'dan bakın. Şu videoda sonra da YouTube'a koyuyorum. Orada tekrar tekrar izleyebilirsin. Facebook sayfada takılı kalıyor. Instagram'da maalesef 24 saat sadece. Instagram TV'de çalışacağım da henüz oraya varamadım. Ve blog yazımda var. Orada tekrar söylediğim şeylere tek tek açıklama yapıyorum. Dediğim gibi sorularınız varsa söyleyin. Gelecek haftanın konusu şu anda aklımda değil. Bir saniye bakayım size için. Ben de çünkü merak ettim. Acaba ne? Bir saniye. Yani başka bir krem ilgili sorularınız, takılan şeyleriniz varsa haber verin. Şimdi gelecek hafta kostiksiz sabun oluyor mu olmuyor mu soruyor. Kübra Nur Hanım soruyor. Bugünkü soru Serap Hanım'daydı. Şimdi bakın onu unuttum başlangıçta. Bir iki tane farklı konular daha olacak. Bir kimse şampuan yapımı da sordu. Onu da yapayım. Ama dediğim gibi genel böyle anlatım olarak krem ilgili projelere eklemeyi planlanıyorum. Bazıları çektim. Henüz maalesef kesemedim. Onları hazırlamam lazım. O benim için en büyük işkence. Ama yapıyorum. Şimdi burada bir tane soru var da tam bana göstermiyor. İyi. Emülgatör ve koruyucu nereden temin bunun şeyine? Şimdi şehire bağlı değişiyor. Biz online satış yapıyoruz. Bütün ürünler, yani bahsettiğimiz bütün ürünler genelde bizim de satışımız var. Başka bir yerde şu anda bilmiyorum. Çünkü genelde kimya firmaları var ama büyük miktarlarda satış yapıyorlar. Yani büyük miktarlarda en ufak 25 kilogram bir tona kadar. O da size uygun olmayabilir. Dediğim gibi tatlıdilim.com'dan hamadımız var. İstediğiniz bakın beğenin varsa alın, almayın. Yani başka burada bir tane daha soru vardı. Pardon. Ben sizin, onu eline almam lazım. Belki daha kolay olacak. Hiç aklıma gelmedi bilgisayardan koymaya. Şimdi karbonat yağ içinde eritebilir mi acaba krem yapımda? Onu birkaç gün bir kimse de sordu. Yağ içinde erimez ama dağıtabilirsiniz. Pütür oluyormuş. Bilmiyorum İbrahim yani siz mi söylediniz hatırlamıyorum şimdi. Ama çok miktara bağlı tabii ki. Ya da pütür azaltmak istiyorsanız önce ufak öğütücüyle, kahve öğütücüyle ya da havanda dövün, daha ince toz haline getirin. O hala yetmiyorsa, oh, iyi bir soru. Farklı farklı yağlara deneyin. Bazı yağlarda daha iyi dağıtmaya yapabilir. Özellikle bu tarz kremlerde dağıtma önemli. Yani neredeyse soğuduğuna, sertleştiğine kadar karıştırmanız gerekir. O zaman daha pürüzsüz bir krem oluyor. Bilmiyorum,
Krem için bu uygun değil mi? Ama mesela dudak kremleri, yani rujlar için veya farları için havanla döverek onu soğutuyorlar. Çünkü daha kolay, daha iyi emiyor, daha pürüzsüz bir halinde oluyor. Denemeniz lazım. Gerçekten ben pek yapmadığım bir karışım. Yurt dışında da baktım, dediğim gibi bir müşteri birkaç gün önce onu sordu da araştırdım. Genelde aynı, yani başka bir şey, bir özel püf noktası yok maalesef. Genelde çekerek, yani daha ince toz halinde getiriyorlar. Başka sorularınız yoksa bugün için o zaman kapatayım. Tamam. Video beğendiniz, paylaşmayı unutmayın. Bana bir tane like, kalp, neyse hangi programdasınız da dağıtıyorsunuz, veriyorsunuz, sevinirim. Gördüğüm kadar bu tarz Facebook Live beğeniyorsunuz veya Instagram Live ve devam yapmak istiyorum. Belki zamanla bu emmelisele de azalıyor. Ben eski öğretmen gibi oldum. Hala kesemedim. Teşekkürler. Şimdi gelecek hafta dediğim gibi kostüksüz sabun sordunuz. Onu anlatayım, var mı yok mu, yapmak mümkün mü değil mi? Onu anlatmaya başlayacağım. Bundan sonra bir tane şey daha vardı. Pardon. Kostük indirim ve süper yağ aradaki fark nedir? Onu da bir müşteri sordu. Onda bir sonraki Haziran değil. Ocak ilk haftada oluyor. Devamı Ocak sonuna doğru henüz bir konu yok. Bir sorunuz varsa, özel bir konu görmek istiyorsanız bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Ve sorularınız varsa altında yazın, cevaplayacağım tek tek. Tamam, benden bu kadar. Size yeter kadar uzun tuttum. Bay bay. Şimdi nerede? Bir end burada. Bir bay bay burada. Bitiremedim. Hala bitiremedim. Bilgisayar touch screen değil, ondan.